Sevgili izleyiciler, Onklinik'ten doktorumuz, konuğumuz, dermatoloji uzmanı Doktor Şeyin Sıtkı ile birlikteyiz. Evet, bu konuyla ilgili çok fazla sayıda yine sorular geliyor. Sedef hastalığı ve sivilcelerle ilgili akne tedavisinde uygulanan farklı bir yöntemden bahsedeceğiz. Evet, bitkisel yollarla birlikte sedef hastalığından kısa sürede nasıl kurtulabilirsiniz? Aslında kurtulmak değil de semptomları nasıl hafifletebilirsiniz? Bunları öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Şeyin Hanım, şimdi yine bu konuyla ilgili çok fazla sayıda soru alıyoruz. Evet. Türkiye'de sadece bitkisel olarak uygulayan kişi siz misiniz bu yöntemi? Evet, sanıyorum. Yani Lüt Gölü'nün mineralleri ve bitki özleriyle yani ekstrelenmiş bu ürünler bizde var sadece. Yani on kliniklerin şeylerindedir. Yani siz uyguluyorsunuz, evet, bu tedaviyi. Evet, biz uyguluyoruz. Şimdi size daha önce sedef hastalığıyla ilgili pek çok tedavi görmüş hastalar geliyor mu? Evet, zaten bize gelen hastalar birçok yerlerde tedavi görmüş. Yani tedaviye niyetlenmişler. Fakat tabii ki kimileri daha kötü durumda olmuş. Kimilerinde biraz geçmiş ve çok kısa sürede tekrarlanmış bir şekilde. Kimileri çok kronik bir hastalığı olan hastalarla karşılaşıyoruz. Ve biz artık burayı da... Bir tarafından uygulanıyor tabii ki, sizin tarafınızdan. Evet. Bunlar satılmıyor. Bunlar sadece bizim klinikte bulunuyor. Bunları da biz ilk önce hastamızı muayene ediyoruz. Onu dinliyoruz. Yapılan tedavileri sorguluyoruz. Ondan sonra da hastamızı vücudundaki olan plakları tespit ediyoruz. Tabii ki eğer kesin teşhisimiz sedef ise hastamıza bu tedaviyi uygulamaya başlıyoruz. Kür şeklinde bu tedaviyi uyguluyoruz. Bunu hastamıza gösteriyoruz. Devamını da kendisi evde devam edebiliyor bu tedavi. Peki nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Şimdi sedef hastaları çok üzgünler. Hayatları boyunca bu sedefle yaşamak durumundalar, öyle değil mi? Evet. Aslında sedef hastalarının biliyorsunuz psikolojileri biraz değişik diğer hastalara nazaran. Bunlar daha ziyade içine kapanık, hassas kişiliğe sahipler. Daha çok depresif bir kişiliğe sahipler. Bunlar çok çabuk dekoraje olup olaylara karşı çok güvensizlik hissine kapılıyorlar. Dolayısıyla sedef olan hastalarımız da bunu sedefi aktive ediyor. Evet, bu kişiliğe sahip stres. İnsanlar daha ziyade sedef oluyorlar. Bunu devam ettikçe sedefleri aktive oluyor. Yani kısır bir döngü içinde olmuş oluyorlar. Evet, şimdi... Ve çok ümitsizler. Peki geldikten sonra durum değişiyor mu? Yani bu tedaviden sonra, ilk seanstan sonra azalma görebiliyorlar mı? Tabii ki hastalar 1,5 ay sonra kontrole bize geldiklerinde tamamen değişik bir yüzle, değişik bir ifadeyle gelmiş oluyorlar. Bu defa daha güler yüzlü, daha ümitli, daha hayata bağlı ve daha memnun. Çünkü lezyonların kimilerin çoğu kaybolmuştur. Kimileri çok ilerleme kaydetmiş iyileşmede. Dolayısıyla hastalar çok büyük bir memnuniyet içinde geliyorlar. Zaten biz hastalarımızı tespit ediyoruz. Önceki durumlarını, sonraki durumlarını da tespit ediyoruz. Hatta gece yani, gündüz sizi arıyorlar değil mi? Hani bu, evet, bu sürekli bizi arıyorlar. Bittiği zaman... Tedaviyi, tabii ki biz bunları tedavide de yönlendiriyoruz. Eğer evde bunu devam edecek olurlarsa, ki özellikle uzak yollarda olan bizim hastalarımız biliyorsunuz yurt dışından. Ve şehir dışından. Çok şehir fazla dışından hasta var. Çok hastalarımız Peki oluyor. İlk seans geliyorlar, siz uyguluyorsunuz, sonra onları kontrol mü ediyorsunuz? Evet, biz onları kontrol ediyoruz, uygulamayı onlara gösteriyoruz. Onlar evde uygulamalarını devam ediyorlar ve bize 1,5 ay sonra kontrole geliyorlar. Tabii ki bu kontrollerimiz 3 ay gözümüz üstlerinde, yani biz onları sürekli kontrolde. Sonuç ve başarı oranını ediyoruz. Soracağım. Evet, sonuç... bizim istatistiklerimizde %98, fakat benim tuttuğum istatistiklere göre 1000 hastamızda, yani 1500 yakın hastamızda 3 hastamız bundan tam fayda görmemiş.
Ki bunlardan da tabii ki kendi kullandıkları şeyleri vardır ve bir de diğer ilaçlarla kullanmaktalar. Diğer bir sorun da hastalarımız tam bu uygulamaya uyamıyorlar. Bu da bir sorundur. Çünkü bu uygulama dediğimiz gibi 9 saat her krem derinin diş yüzeyinde ince bir tabaka şeklinde bulunması gerekiyor. Bu tedavide 9 saat evet. mi bulunması gerekiyor? Evet, 9 saat her kremin deri üzerinde bulunması gerekiyor. Arada bir 6 saat bir boşluk var. Orada deri dinleniyor. Dolayısıyla 24 saati bu şekilde değerlendirecekler. O zaman çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Peki evet. mesela yıllarca bu sorunu yaşamış ve azalma gören hastalarınız var mı? Çok hastalarımız var. Yani tedavi gördüklerimiz çok hastalarımız var ve artık bizi uğramıyorlar bile. Ara sıra geçerken İyileşince geliyorlar. İyileşince unutur hastalar biliyorsunuz değil yani, mi? Yani bizim hastalarımız biraz vefalı. Tabii ki şeyleri, ürünleri çok şey tutuyorlar. Hatta bu sel baskınlarında hastalarımız bizim birisi anlatıyor. İlk seli gördükleri zaman hemen ilk o ilaçları raftan kapıp dışarıya fırladığını söylüyor. Yani ilk kurtulan şeylerin içinde bizim Türkiye'de ürünlerimiz üretilmiyor ama sanıyorum oluyor. Değil mi bunlar? Evet. Rutgör'ü dediniz. Evet, yurt dışında uygulanıyor ve Türkiye'ye geliyor. Fakat siz doktor gözetiminde tedavi yöntemiyle birlikte uyguluyorsunuz sanıyorum. Tabii ki bu şekilde. Zaten teşhisini de yine hastalar çoğu teşhisleriyle geliyorlar. Fakat yine biz ayrıcı tanı için yine hastamızı inceliyoruz. Gerekirse bazı hastalarımıza biyopsi bile yapıyoruz. Biyopsi sonucu kesin teşhis koyduktan sonra vücuttaki lezyonları tespit ediyoruz. Vücudundaki lezyonlara göre tedavi uyguluyoruz. Evet, daha önce işte bu PUA tedavisi ve çeşitli tedavileri deneyen hastalar oldu mu? Çok, bütün hastalar şimdiye kadar hep bu tedavileri görüyorlar. Zaten PUA tedavisinde, ışın tedavisinde yani gün ışınından çok faydalanıyorlar hastalar. Yazın biliyorsunuz sadaf hastalığının geçtiği söyleniyor. Tabii ki bazı hastalarda da aksi olabilir. Yazın çok daha fazla olduğunu söylüyorlar. Fakat genellikle bütün tedavileri denemişler. Artı kanser tedavilerini de deniyorlar. Yani gerçekten o, mi? Tabii ki sadaf hastalığına o tedavi de uygulanmaktadır, rayiçtedir ve birçok ağır vakaları bu tedaviye tabi tutuluyor. Peki şimdi bu şekilde ağır olan vakaları da bitkisel yollarla tedavi edebiliyor musunuz tabii diye soracağım. Tabii ki eğer ki sistemik bir sedefi varsa, ki o da sistemik sedef dediğimiz yani kemikleri tutan, yani eklem yüzeyini tutan sadaf hastalığın diğer bir türü var. Veya eritroderma dediğimiz bütün vücudu kaplayan hastalıklar varsa onlar tabii ki yine aynı tedavilerini devam ediyorlar. Ama deri üzerindeki lezyonları da bizim tedavimizle yok edebiliyorlar. Evet, yaş grubu fark ediyor mu şeyin? Yaş grubu biliyorsunuz bu hastalığın yaş grubu 8 ile 35-50 yaşları arasındadır. Fakat kundak yaşındaki bebekler bile bu hastalığı yakalanabiliyorlar. 74-75 yaşındaki hastalarımız da var. Onlara uygulayabiliyor musunuz? Evet, tabii ki onları yani 2 yaşının üzerindeki hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Şimdi burada kortizon var mı diye soracağım. Çünkü kortizon tedavisiyle birlikte sedef hastalığı tedavisi alanlar şikayetçiler yan etkilerden. Şimdi kortizon aslında bizim vücudumuzda salgılanan bir maddedir. Böbrek üstü bezlerimiz bunu salgılıyor. Kortizondan o kadar da korkmamaları gerekiyor. Çünkü birçok hastalıklar var ki kortizon tedavisiyle iyileşiyorlar. Sadaf hastalığı da kronik bir hastalık olduğu için sürekli kortizonu deri üzerinde kullanmak sakıncası nedir? Deriyi inceltiyor bir müddet sonra. Tabii ki deri yaşlandıkça da zaten inceliyor. Sadaf hastalığı da ömür boyu devam ettiğine göre bu incelmeler hep devam edecek. Ve tabii ki deriden de emilmesi söz konusu. Cushing hastalığına kadar devam edebilen bir sürü sorunlar yaratabilir. Yani ilaçların yan etkisinden dolayı insanlar doğal tedaviyi tercih ediyor. Evet. Çünkü doğal tedavinin bir yan etkisi yok.
Tamamen Lut Gölü'nün... Kortizonsuz ama değil mi bu evet, tedavi? Evet, tamamen kortizonsuz, tamamen doğal. Alkol, kortizon ihtiva etmeyen, yan etkisi olmayan, killerden, minerallerden ve bitki ekstreleriyle elde edilmiş ürünlerdir. Peki psikolojileri değişiyor mu bu tedavi sonucunda? Çünkü tabii mesela ki. Saçlarında, dirseklerinde, ellerinde olanlar, bana mesela bir sedef hastası demişti ki elimde sedef hastalığı var, insanlar tokalaşırken bir şekilde tokalaşmak istemiyorlar demişti. Evet, bulaşıcı sanıyorlar. Zaten çekingenler, bir de sedeften dolayı daha da bu artmış oluyor. Bu tabii ki psikolojilerini çok negatif yönden etkiliyor. Fakat bu tedavimiz 1,5 ay bir zahmete sağlıyor hastalarımızı, ama ondan sonra tamamen yok oluyor ve hastalar çok memnun kalıyorlar. Ve iyileşme dediğimiz remisyon devresi de çok uzun süre sürebilecek. Yani 3 ile 4 yıl arasında artık sedefin nüksü görülmeyebilir bu hastalarımızda. O nedenle hastalar tabii ki bundan çok memnunlar. 1 yıl bile nüks etmeyen bir sedef hastası çok mutlu oluyor. Dolayısıyla bu tedavi onları çok mutlu edeceğini sanıyorum. Bir de sedef hastalığı için aslında en ideal tedavi mevsimi bu mevsim değil mi? Şu sıralarda. Hani evet, yazın çünkü tedavi göremiyorlar onlar bildiğim yani, kadarıyla. Hayır, yazda yazın tedavi da mı görüyorlar? Görebilirler. Tabii ki yaz güneşten korudukları müddetçe tedavilerini ama devam hani ederler. Ama kışın daha bir rahat güneşten tabii korundukları ki, için kapalı giysilerde. Kışın daha iyi bir tedavi oluyor. Zaten kışın da sedef hastalığının çok aktife olduğu mevsimdir. Kış mevsimi. O nedenle bu mevsimde çok görüyoruz. Ne hissediyorlar hastaları bu tedaviden sonra? Yani gerçekten düşünsenize, o kadar çok sosyal hayatı etkileyen bir durum ki bu sedef hastalığı. Tabii ki hissi onlarda sormak lazım. Yani sedef hastalardan sormak gerekiyor, ama bana yansıdıklarına göre çok mutlular, çok memnunlar ve bir daha bu hale gelmelerini, geri dönmelerini istemiyorlar. Tabii ki belirli bir zaman sonra nüksedebilir, ama 3-4 yıl sonra nüksettiği zaman da onlar artık tedavilerini biliyorlar. Ürünler onlarda, hemen en ufak bir yerde nüksederse onları tekrar kullanarak, ama tabii siz de danışarak, doktor kontrolünde değil mi? Tabii bunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Evet, bizimle danışarak biz her zaman onların arkasındayız ve her zaman onları yönlendirebiliriz. Onların sorunlarıyla evet, karşılaşabiliriz. Ve Türkiye'de sadece siz uyguluyorsunuz bu tedavi yöntemini. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu güzel sohbet için son bir mesajınız var mı sedef hastalarına? Sedef hastaları asla ümitsiz olmasınlar. Her zaman bilsinler ki bir ümit, ümit bir kapıdır ve mutlaka o kapıya başvursunlar ve tedavilerini de tam tarif edildiği gibi uygularlarsa çok daha çabuk iyileşmelerine kavuşabilirler. Evet, bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Sevgili ben izleyiciler, Onklinik'ten dermatoloji uzmanı Doktor Şeyin Sıtkı ile birlikteydik. Konumuz doğal yollardan sedef tedavisiydi. Özellikle kortizonsuz uygulanan sedef tedavisiydi. Ve Mutlu Yaşam devam ediyor.